Etli Akor'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Sezen Aksu'dan El Gibi işledik. Bir iki gün önce Instagram'dan isteklerinizi istemiştim. Çoğunlukla El Gibi geldi. Benim de çok sevdiğim bir şarkıdır. O yüzden bugün bunu işleyeceğiz. Söz müzik tabii ki biliyorsunuz Sezen Aksu'ya ait. Bu parça bu arada arkadaşlar 1988'de çıkmış. Yani 90'lar değil 80'lerin sonu. 80'ler diyebiliriz bu parçaya. Çok güzel bir eser. İntro'da duydunuz zaten girişi. İsterseniz hemen parçaya lafı uzatmadan geçelim. Evet, parça do minör başlıyor arkadaşlar. İntro'da zaten hızlı versiyonu normal temposunda var. 6-8'lik bir eser. Yani solo nasıldı? Bu şekilde başlıyor. Bunu isterseniz do minörü alıp böyle de çalabilirsiniz. O hani illa böyle olması gerekmiyor. Ama tabii olursa da iyi olur. Neydi? Do minörle başlıyor. Yani sonra La bemol majör. Yani ne yaptık? Sonra evet. Yavaşça çalıyorum arkadaşlar. Buraya kadar tamam. Sonra burada ne oluyor? Sol minör 9 oluyor. Şu akor. Ama bunu buradan La'yı değil de buradan şöyle alalım. La'yı buradan alalım. Sol minör 9. Orada A, D, D, 2 yazıyor. Ya o da olur. İkinci derece sol'e geliyor zaten. 9'a geliyor. Evet. Yavaşça bir daha çalıyorum. Evet. Sol minör 9'a geliyoruz. Burada Re majör 7. Tekrar sol minör, sonra si bemol majör. Bir daha dönüyoruz. Burada arpej alıyorum artık. Do minörün arpeji, sonra la bemol majör. Bir daha yavaşça. Evet. La bemol majör arpej. Normalde böyle bir şey yok ama ben alıyorum arpeji. Sol minör, re majör, sonra si bemol majör, 7 deyip do minör 7'de bırakıyoruz. Evet, daha sonra sözlere giriyor arkadaşlar. Sözlerde do minör başlıyor. Ne bir ses ne de haber derken mesela. Çok güzel. Do'yu bırakmadan elimizle bir akor alıyoruz burada. Yani bas da do, sağ elde re minör 7, bemol 5. Re minör 7, bemol 5 nedir? Şu re minör. Bu 7. 5. derece 1, 3, 5 bemol yap. Evet. Ben bunu nasıl aldım? Çevrim aldım. Yani böyle aldım. Geliyorum. Ses ne de haber gelmiyor. Sormacı artık senden. Dominör 7. Öylece kulak da deli. Hasretinle yani buraya kadar böyle arkadaşlar. Ne bir ses ve sen de haber gelmiyor artık senden. Öylece böyle alabiliriz artık. Öylece kala kaldı da deli hasretinle. Evet, sonra bir yabancı selam. Burada yine güzel bir akor var.
Bu akorun arkadaşlar telaffuzu da fa minör yedi bemol 5. Şurası yani bas da ama ne mi bemol. Fa minör 7 bemol 5, bas da mi bemol. Bakalım fa minör neydi? Bu. 7'si var. Ve bemol 5'i var. Şu 5'si ise bemol 5'i de burası oluyor. Ben bunu nasıl aldım? Böyle aldım. Çevrimi aldık. Evet. Parçaya uyan kısmı da burası olduğu için bu akoru aldık. Geliyorum oraya. Bir yabancı selam. Evet. Bu da olabilir ama bu daha iyi. Yani ellerinle kendilere saldı. Sonunda yine aynı akorlar. Ya derken burada bir geçiş hemen kısa. Yani değişmem öyle biraz çocuk kaldım. Buraya kadar zaten aynı akorlarla geldik. Şimdi fa minöre geçiyoruz. Normal fa minör. Ha şey bu sözler burada, o yüzden buradan alalım. Akorlar sana gülmeler yaraşır. Burada güzel akorlar var işte. Bir daha alıyorum orayı. Yok öyle el gibi dominör durma gül biraz. Hatta burada biraz. Bu akor daha iyi olur. Yani şöyle alalım. Böyle güldü gibi sonra güldü biraz. Evet. Biraz sana gülmeler. Bu akor var arkadaşlar burada. Sonra bemol 9'a geçiyor buradan. Yani diyez 9. Bemol 9, sonra do minör. Yaraşır derken, yaraşır derken de bu akor. Yani ne bu? Sol minör 11. Tabii ne var? 7'si de var işin içinde. Sol minörün 11 nedir? O 4 yazan şey var ya oradaki, o 11'dir işte. Yani do 11'dir. Hemen kısaca bir daha alıyorum. Normal fa minör aldım. Yok öyle el gibi durma gül biraz. Sana gülmeler yaraşır. Bu da olabilir. Bir daha. Yok öyle gül gibi. Bu sefer yedileri alıyoruz. Az önce fa minör normal sadeydi. Gül gibi şimdi dominör 7 akorlarla soğuk olma. Bu sefer buradayız. Gül bu sefer bemol 5 dim almadık burada. Güzel ayrılığına akor. Ayrılık taşır. Sonra şeye geçiyoruz. Orası var ya. Artık buradayız. Sizdeki sesimiz burada olduğu için vokal buradan alıyorum. Hatta burada kalsın. El gibi durma gül biraz. Sana gülmeler yaraşıyor. Evet. Çok güzel bir yönelmeye geldik arkadaşlar. Buna yönelme diyorum. Neden? Çünkü tekrardan
do minöre gelecek parça. Burada si minöre yöneliyor. Tekrardan do minöre gelecek. Do minöre tekrardan geleceği için modülasyon diyemedim bu kısma. Ama ikinci kısmında ne yapıyor? Tekrar si minöre yönelmiyor bu sefer. O zaman modülasyon yapıyor. Çünkü neden bu sefer? Parça yanılmıyorsam galiba hatam da olabilir. Si minörle bitiyor galiba. Yani si minör üzeri bitiyor. Öyle diye hatırlıyorum. Eğer yani şöyle kısaca bilgi vereyim. Parça içinde farklı bir sese geçip tekrar aynı sese geliyorsa bu yönelmedir. Ama farklı bir sese geçip, farklı bir tona geçip o tonla bitiriyorsa parçayı bu modülasyondur arkadaşlar. En azından ben böyle biliyorum. Evet. Şimdi o yönelmeden önce bir daha alalım. Minör 7 yaş. Ne yaptı? Hep 7 akorlarla. Do minör 7, re minör 7, mi minör 7. Yok. Sonra aynı akorları marş gidiyor zaten. Şöyle ağır el gibi durma gül biraz sana. Yani ben sözleri biraz salladım. Şimdi modülasyondan sonra daha dikkatli söylemeye çalışacağım. Yerini siz de kaçırmayın. Parça içinde kullandık. Ve dominant 7. Sonra tekrar parça buraya geliyor. Evet, o kısmı bir daha çalıyorum. Zaten sonları orası parçanın. Modülasyonu yaptık. Buradan sonra biliyorsunuz arkadaşlar, bu solodan sonra tekrar ikinci parçanın ikinci kısmına geçiyor. Evet, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yine sorunuz falan olursa yorumlara belirtin. Beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Dediğim gibi desteklerinizle ben bu videolara devam edeceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Kolay gelsin arkadaşlar. Hoşça kalın.